Bir süredir Kürtçe öğrenmeye çalışıyorum. Kürtçe şarkıların ezgisi kadar sözlerini de anlamlı buluyorum. Bu devlet aklına karşı da mücadele edeceğiz. O kadar açık ve net. Selahattin Demirtaş davası genel başkan ve milletvekili olarak gözaltına alınıp tutuklanmasına rağmen yıllarca karar verilmemiş olması sorunludur. Sizleri özgürlük halayını büyütmeye çağırıyoruz. Bu halayı durdurmaya kimsenin gücü yetmez. Bir süredir Kürtçe öğrenmeye çalışıyorum. Kürtçe şarkıların ezgisi kadar sözlerini de anlamlı buluyorum. Kürtlerin bir konuya ilişkin analizlerinden de son derece istifade ediyorum. En çok güldüğüm filmler arasında da Vizontele var. Kürt'ün saflığı, samimiyeti, esprilerini en güzel anlatan film. Yani Kürt ve Kürt'e dair hiçbirimizi rahatsız eden bir durum söz konusu değil. Her dönemin sözde muktedirleri hukuku çekiştirip güçlerini büyütmeye çalışmışlardır. Bunun içinde siyasetle uyum içinde bir yargı hayalleri vardır. Yargı buna direndikçe her seferinde yara aldı. Yargı yara aldıkça milletin adalet duygusu köreldi. Sonuçta her şey gibi bu da olağanlaştı. Avukatlıkta bile nasıl bir hukukçu olduğunuz değil, hangi baroya, hangi partiye, hangi mezhebe, cemaate, tarikata mensup olduğunuz ve kimleri tanıyor olmanız kriter haline geldi. Önerge içeriğindeki örneklerden HDP kapatma davası, bu kadar zamandır bir karar verilmemiş olması sorunludur. Selahattin Demirtaş davası, genel başkan ve milletvekili olarak gözaltına alınıp tutuklanmasına rağmen yıllarca karar verilmemiş olması sorunludur. 6-7-8 hakim olaylarında 10 yıl sonra karar çıkması sorunludur. Bakınız, kararların içeriklerini değil, daha yargılama sürelerini konuşuyorum. AİHM'in bu uzun yargılamalara ilişkin kararları da maalesef yerindedir. Zira devlet aklı ve ahlakı, kolluğun tüm delilleri eksiksiz toplamasını, bu deliller ışığında mahkemelerin adil ve hızlı yargılamasını, kamu vicdanında da şaibe oluşmamasını önceler. Devlet aklı önergede özensizce kaleme alındığı gibi iktidarların siyasi hedeflerini sağlamak olarak tanımlanamaz. Millet olma, şuur ve bilincinin tezahürüdür devlet aklı ve ülkeyi yöneten iktidarın mahrum olduğu bir kavramdır. Öte yandan devlet aklı ve ahlakı etnisite ve mezhep temelli siyaseti değil, toplumun bütününe ilişkin sorunları çözmeyi, ihtiyaçları gidermeyi, hedeflere ulaşmayı gerektirir. Cemaatler, tarikatlar kolluğu ve yargıyı sarıp henüz isimlendirilmemiş örgütler olarak sıralarını beklerken devlet aklı ve ahlakını hedef almak yanlış yol, yanlış zaman, yanlış sonuç ve yanlış hedefe ulaştıracaktır. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Gezi davası nasıl etnisite temelli değilse HDP kapatma davası da etnisite temelli değil. Çünkü içeride sadece Kürt arkadaşlarımız değil, sadece HDP'nin bileşeni olan DVP'li milletvekilleri ve arkadaşlarımız değil, aynı zamanda ittifakımız ve birçok bileşenimizden arkadaşımız, MYK üyemiz içeride ve bir partinin kapatılmasından bahsediyoruz. 6,5 milyon oy alan bir partinin kapatılmasından bahsediyoruz. Ana omurgasını Kürtler oluştursa da bu ülkedeki her halkın oyuna, her halkın teveccühüne mazhar olmuş bir partiden bahsediyoruz. Diğer bir mesele Hakkari örneği var. Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akşin yargılama süreci var. Nasıl etnisite temelli olmaz bu? Bu ülkede Kürtler sadece Kürt oldukları için ağır cezalara çarptırılırken, Kürtler Kürt olduğu için katledilirken, Kürt olduğu için belediyesine el konulurken, kayyum atanırken, buna söz söylemeyenlerin önergemizde biz bu örnekleri alt alta yazdığımız zaman gelip bunu etnisite temelli bir önerge olarak ifade etmelerini de kabul etmiyoruz. Bu da ikincisi. Diğeri, birileri devlet aklını çok benimseyebilir, sevebilir. O devlet aklı şartlı ıslahat planını uygulayan devlet aklıdır. O devlet aklı umumi müfettişlikleri getiren, o hali getiren, insanları katleden devlet aklıdır. Biz o akıldan bahsediyoruz, o aklın tezahürlerinden bahsediyoruz. O devlet aklı 12 Eylül'de darbe yaptı, yüz binlerce insana işkence yaptı. Hangi devlet aklını savunuyorsunuz? Ben bunu bütün genel kurula ve özellikle de Hatip'e soruyorum. Bu devlet aklının karşısındayız, bu devlet aklına karşı da mücadele edeceğiz. O kadar açık ve net. Bu ülkede ne oluyor? Şimdi ben herkese soruyorum. Niye Hakkari Belediyesi'ne kayyum atandı da Tekirdağ Belediyesi'ne kayyum atanmıyor? Niye 3 defadır Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanıyor da Yozgat Belediyesi'ne atanmıyor? Niye bugün Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ cezaevinde de başka siyasi partilerin genel başkanları cezaevinde değil? Demek ki burada sistematik olarak muhalif olana, Kürt olana yönelik
Bir işkence var, bir baskı var, bir yargı kıskacı var. Şimdi bunu burada da binlerce defa konuştuk. Devlet aklının ne olduğunu bilmiyor musunuz? Devlet aklı Diyarbakır zindanlarında Esat Oktay Yıldıran'ın yaptığı işkencedir. Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çektiği için tutuklanan Kürt gençlerini, Kobani Kumpas davasına tutsak edilen Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağları, başta Can Atalay olmak üzere gezi direnişçilerini, Selçuk Kozağaçlı'yı, Osman Kavala'yı, hastalıklarına rağmen tahliye edilmeyen ve direnmeye devam eden hasta tutsakları, infazlarını tamamlamış olmalarına rağmen tahliye edilmeyen siyasi tutsakları saygıyla selamlıyorum. Değerli halkımız, burası halkın meclisi ve halkın kürsüsü. Bizler vekiliz, sizler asilsiniz. Ama sizin adınıza burada yasal düzenlemeler yapılırken bugün sizlerin bu meclise girişi iktidarın talimatıyla yasaklandı. Aslında gündem Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çeken Kürtlerin trollerin hedef göstermesiyle gözaltına alınıp tutuklanması. Ancak halaya kadar inen sürecin arka planını birazcık anımsayalım. Artık yargının bu ülkede siyaset kurumunun sopası olduğunu bilmeyen kalmadı. Yargı en çok da Kürtler ve dostları söz konusu olduğunda siyasallaştı. Gezi davasında, özgür basın davalarında, kayyum atanmasına gerekçe gösterilen davalarda mahkeme kürsüsünde yargıçlar değil AKP ve MHP iktidarı oturuyordu. Hakkari'de 14 yıl süren ve neredeyse hiçbir işlem yapılmayan bir davada Mehmet Sıddık Akış'ın belediye eş başkanı seçilmesinden sonra alelacele ceza verilmesi siyasallaşmış yargının en yakın zamandaki örneklerinden birisiydi. Alın size bir de Kobani Kumpas davası. Cümle alem biliyor ki Kobani Kumpas davası bir kin ve intikam davasıydı. Dünyanın hiçbir ülkesinde suç olarak görülemeyecek bir Twitter paylaşımı siyasi aklın talimatıyla yargı tarafından devreye sokuldu. Başta HDP eş genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere birçok siyasetçi tutsak yoldaşlarımız rehin alındı ve büyük cezalarla Kobani direnişinin intikamı alınmaya çalışıldı. Kobani Kumpas davasında yargıçlardan çok siyasetçiler konuştu. Her duruşma öncesinde iktidar temsilcileri mahkeme heyetine talimatlar yağdırdı. Üstelik bu talimatlar alenen verildi. Siyasallaşan yargı da talimatların gereğini yerine getirdi. Kobani Kumpas davasında eğer gerçekten ortada bir suç olsaydı neden 7 yıl beklendi? Neden 7 yıl sonra iddianame düzenlendi? Alın size siyasallaşan yargı. İşte size güncel bir örnek. Siyasallaşan yargı bugün her yerde, yaşamın her alanında. Sahilde, düğünde, eğlence sırasında Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çektiği için gözaltına alınıp tutuklanan Kürt gençleri. Gençler ile ilgili tutuklama kararı verenler de yapılan işlemde herhangi bir hukuki dayanak olmadığını çok iyi biliyor. Çünkü onlar da siyaset kurumunun verdiği talimatın gereğini yerine getirdiklerini iyi biliyorlar. Değerli halkımız, Kürtçe şarkılar eşliğinde yıllardır bu coğrafyada halay çekiliyor. Ve çekilen halaylar sosyal medyada paylaşılıyordu. Peki neden bugün? Dün suç olmayan halay neden bugün suç oldu? Cevabı yine yargının siyasallaşmasında. Bugün bu meclisin görevi siyasallaşan yargıyı araştırmak olmalı. Bu nedenle önergemize evet demenizi bekliyoruz. Yargı siyaset ilişkisini tüm yönleriyle gelin hep birlikte araştıralım. Bu önergeye her zamanki gibi hayır oyu kullanacak olan iktidar vekillerine seslenmek istiyorum. Bu gidişata eğer bugün dur demezsek iktidardan düştüğünüzde bugün siyasallaşmış olan yargı yarın sizi mağdur edecek ama o zaman çok geç kalmış olacaksınız. Değerli halkımız, başta da söyledim. Bugün sizin halkın meclisine girişiniz yasaklandı. Meclise girişiniz yasak olsa da troll iktidarına karşı siyasallaşan yargı eliyle tutsak edilen gençlere, annelerimize, dilimize, halayımıza sahip çıkmak için sizleri özgürlük halayını büyütmeye çağırıyoruz. Bu halayı durdurmaya kimsenin gücü yetmez.
evinizde, iş yerinizde, sokakta, yaşadığınız her yerde halaya durun ve itiraz...